Takım oyununda birlikteyiz değerli futbol severler. 90 artı 6. dakika Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray 2, Göztepe 1. Göztepe bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Gözüm karşılaşmanın hakemi Koray Gençerler'de. Sağ taraftan ceza sahası ön çizgisine doğru bir orta. Bir kafa vuruşu ileri çıkan Atınç Duykan'dan. Açılan top yarı sahasının ortasına kadar gelen kaleci Beto'ya ulaştı. Beto arkadaşlarına ileri gidin dedi. Uzun bir top çıkarttı. Savunma Galatasaray'da kafayı vurdu. İkinci hamle yine Galatasaraylı futbolculardan. Sere oradaydı. Dokunamadı topa. Artık son anlar mücadelede. Şimdi Galatasaray için bir kontratak şansı. Değerli futbolseverler 3'e 3. Hızlı bir top. İki oyuncu Galatasaray gole gidiyor. Topağalarda gol. Galatasaray son bölümde Yunus'la golü buldu. Taylan ve Yunus bir anda kaleci Beto'yla karşı karşıya kaldılar. Göztepe bütün atlarıyla beraberlik için yüklenirken önce 3'e 3 ardından bir duvar pasıyla 2'ye 1 kaldı. Taylan ve Yunus kaleci Beto'yla karşı karşıya kaldılar. Ve Taylan da Yunus'a topu bıraktı. Ve bu golle Galatasaray skoru 3-1 yaptı ama pozisyonun en başındaki çıkışta ofsayt var mı yok mu? Video yardımcı hakem ona bakacak. 2-1'lik üstünlüğü vardı Galatasaray'ın, bu golle skoru 3-1 yaptı. Sarı kırmızılı takım 90 artı 7. dakikada 90 artı 8'i bulduk. Bu golün bilemiyorum santrası olur mu? VAR kontrolü de elbette yapılacaktır. Karşılaşmanın hakemi Koray Gençerler şu anda işaret ediyor VAR'da golün incelendiğini. Yunus, genç Yunus sonradan oyuna dahil olmuştu. Golü kaydeden kişi, Galatasaray'da golü kaydeden futbolcu. Santre'ye konulmasını istedi topun Koray Gençerler. VAR'da golün geriden çıktığını oyuncunun görüyoruz. Ve ardından da Santre'yi de yaptırmadı. Koray Gençerler mücadeleyi noktaladı. Galatasaray 8 hafta aradan sonra Süper Lig'de galibiyetle tanıştı değerli futbolseverler. Evet, Levent Tüzemen'le birlikteyiz az sonra. Rea Kapsal ve Erman Toroğlu da bize katılacak takım oyununda. Hem bu karşılaşmayı hem pazar akşamı oynanacak şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerini hem de elbette Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini konuşacağız. Ama önce sıcak gündem, önce Galatasaray-Göztepe mücadelesi. Levent abi, pandemi sonrası ilk galibiyet. Pandemi sonrası kötü giden iki sarı kırmızı takımı. Evet. İki en az puan alan takım. Evet. Ligde. Yani Galatasaray'ın artık öyle bir noktaya geldi ki burada kötü dönemleri egale edeceklerdi. Ama egale etmemek için Galatasaray'ın mutlaka kazanması gereken bir maçtı. İlk yarısına baktığımız zaman gerçekten çok sıkıntılı bir Galatasaray. Yani sıkıntıyı yaratan oyuncular. Verilen yanlış hatalar, kaleci Okan'dan başlayan Seri ile, Sarraçi ile, Belanda ile, özellikle Mariano'nun kaptırdığı toplar. Yani ben şöyle söyledim. Bir Galatasaray seyircisinin sinir kasayısını mı test ediyorlar bilmiyorum. Tribünler dolu olsaydı herhalde bu kadar çok pas hatalarından sonra kendilerini kaybeden taraftar grubu da olabilirdi. Acaba ne yapıyorsunuz diye sorgulama şeklinde. Ve kulübede de eski Fatih Terim olsaydı çok fena da kulübeden etkili olurdu diye düşünüyorum. Yani söylemleriyle, vücut diliyle. Galatasaray'ın devre arasına girmeden evvel iki tane pozisyonu var. Bir tanesi Emre Akbaba'nın, bir tanesi de Fegoli'nin. Yani evet. Bunlar iki tane kaliteli oyuncunun çevre kontrolü yapmadan alelacele vurmalarını doğru bulmuyorum. Hele 17'de Emre Akbaba'nın pozisyonu çok net. Önünü alsan pozisyon yok. Önünü alacaksın, baskı yok, tek başına. Tek köşeye başına. Bırak Ender'cim. İkincisine Fegoli, sen o golleri atarsın, kontrol et, sonra ayağının içinle vur, gol olsun. Şimdi devre arası belli ki soyunma odasında biraz Fatih Terim gider yapmış oyunculara. Daha ciddiyetliydi, daha mücadele ortaya koydu. Ön alanda baskı. Önde baskı yaptılar. Kazanılan bir hediye penaltı var. Berkan ve Atınç'ın hediye bir penaltısı var. Biri eliyle biri çekerek. İlginçtir, penaltı tekrarı doğru VAR'dan geri geldi. İkincisinde ya Galatasaray takımında çok şaşırıyorum ben. Top faul oluyor. Korner oluyor. Belanda topun başına geçiyor. Seri geçiyor. Ömer Bayram geçiyor. Adem geçiyor. Ya kardeşim, Alanya'da bu pozisyonları kullanan adam Emre Akbaba. Emre Akbaba. Serbest vuruştaki o klas golü. Sarraç'ın attığı gol jenerik olacak bir gol. Göztepe'nin attığı beraberlik golü. Sayılmayan bir gol tartışılacak Göztepe adına.
faul var mıydı yok muydu diye. Kimilerine göre faul, kimilerine. Ben golü görmedim, yoldaydım. Yazıyı yazıyordum. Kabul etmemiz gerekir ki Galatasaray'ın attığı ikinci gol Emre Akbaba'yla son dönemlerde Galatasaray'da görmediğimiz bir frik golü attı. Uzun süredir gollerini özledik zaten. Hatan yok da Selçuk'la başlayan, Sneijder'le devam eden. Yani bu sene Levent ben golü kaç görmedim. Kaç tane frik golü seyrettik? Yani bu tür oyuncular özel yetişirdi biliyorsun. Bu frikikte topun başına geçerlerdi. Emre Akbaba'yı şundan kutluyorum. Topun başına geçmedi ama topu koltuğun altına aldı. Geldik ben atacağım kardeşim dedi. Herkes şansını denedi. Penaltı kaçırdınız siz. Seri sen kötü kullandın. Ben atacağım dedi. Ben Fegül'ü de kötü kullandı frikiyi biliyorsun. Evet. Dört kişinin söyleyecek lafı yoktu. Geçti ve mükemmel bir gol attı. Şimdi bu golün ötesinde yani zaten Göztepe kontrol. Ondan sonra üçüncü golü saymıyorum. Artık bütün riskleri almış Göztepe. Evet. Cümbür cemaat ki, gitmiş Galatasaray'ın üstüne. O pozisyonun önünde direkten dönen bir topu var Göztepe'nin. Evet. Yani o pozisyon döndü, kontratakta üçüncü gol oldu. Bir de Göztepe'li oyunculara şunu söylüyorum. Benim şehrimin takımı, İzmir'in takımı mükemmel de bir sahaları var. Ya Allah aşkına Galatasaray'a karşı ikinci yarı golden sonra gösterdiğiniz refleksi bütün sene pandemiden sonra gösterseydiniz bu tabloyu siz de yaşamazdınız. Demek ki isterse futbolcu oynayabiliyormuş. Ben Galatasaray oyuncuları da şaşırdım. Yani mücadele anlamında ortaya ikinci yarıda İyi mücadele ama ilk yarıda tanınmayan bir Galatasaray. Bu kadar pas hatası yapıldı. Kaleci Okan rakibe al gelin gol atın dercesine paslar verdi. İlk yarıda iki takımın kaleyi bulan şutu yok. Evet. Kale isabetli şut yok. İşte Feguli ile bir tane isabetli Emre orta Akbaba var gol olabilecek iki pozisyonu dışarı attılar. Ha ikinci yarı mesela Okan iki tane top kurtardı. Birini bir çizgiden tanesi, kurtardı. Bir tanesi çok inanılmazdı. Önemli pozisyon. Mossoro'nunki. Evet inanılmazdı. Ama dedim ki yani kaleci konsantre olacak ya biraz güven olacak. Unutacaksın. Kötü oyunu unutacaksın ya. Sen Galatasaray'ın kalecisin. Anılarla yaşayamazsın. Kötü yediğin gollerle yaşayamazsın. Tam tersini hep üstüne koyman gerekiyor. Ama ilk yarıda bu hatalar yapılır. Muslera'nın rolüne soyunuyorsun. Hep rakibe attın topu. Mossoro köşeden atamadı. Tabii. Yani. Yani Beto'nun o ilk yarıdaki sayılmayan goldeki, Adem'in golündeki vurdum duymazlığını Okan da topu rakibi atarak gösterdi. Mesela oradaki pozisyonda da ben izlerken etrafındaki şunu söyledim. Faul mü dediler? Bana telefon geldi. Çok faul. Eğer faul yapmasaydı, direkt topa vursaydı o Beto'nun ayağı zaten Adem'e çarpacak. Penaltı kırmızı kart olabilirdi. Veya sarı kart olabilirdi Beto'ya. Şunu söylüyorum. Beto'nun yaptığı lavalilik. Ama Adem'in yaptığı yanlış. Rakibin ayağının önüne koydu. Topa değmeden önce rakibi engelledi. Sonra topa hakim oldu. Bu da faule neden oldu. Ama VAR'dan kutlamak gerekir. Tabii Erman Hoca var. Gelecek pozisyonları tartışacağız. İlk yarıda biterken bence Mossoro'nun sorumsuzca yaptığı Adem hareket penaltı. Havadayken yükselen oyuncu ittiğin zaman bozulur zaten. Parmaklıysan bozulur. Yani ama ona VAR karışamıyor herhalde. Bilemiyorum. Çünkü bu kuralların işte kimine karışıyor, kimine karışıyor. Hakem çünkü Koray Genceller o pozisyonu göremedi yani. Maalesef. Ama Galatasaray için bu elzem olan bir galibiyetti. Mutlaka önemli bir, şöyle bir avantaj var. En azından yani rakibini, senin bir rakibin geçti seni Beşiktaş zaten. 5 puan fark yaptı galiba sana. Beşiktaş'ta Galatasaray arasındaki Beşiktaş, şu andaki... Hayır, Galatasaray 55 oldu. Galatasaray, Beşiktaş 56. Beşiktaş 56 puan. 56 oldu ama Fenerbahçe 51 puanda kaldı. Yani Fenerbahçe Beşiktaş maçını kazanamazsa Galatasaray'a geçme şansı yok. Fenerbahçe 50 puanda. Kazansa bile 53 oluyor. 50 puanda. Yani o zaman eğer kazanırsa Galatasaray'ın Antalya'da en az bir beraberlik alması lazım. Neden bir beraberlik alması lazım? İkili avaraj Galatasaray'da. Berabere 3-1. Tabii. Yani. Bunu böyle değerlendirmek lazım ama Galatasaraylı çok eksiği var. Ben gördüm kenarda Falcao maçı izliyordu turist gibi. 25 milyon euroluk oyuncu. Galatasaray 50 bin kişinin karşıladığı oyuncu. Galatasaray'ı kenardan tribünden izliyor. Ya ben böyle bir şey hayatımda görmedim. 22 ya. Maç kaçırmışlar. Ya bu nedir ya, hiç oynamasa gelmese daha iyiymiş yani. Ciddi söylüyorum. Ya bu kadar Galatasaray santrforsu oynuyor, Adem'e kalmış. Yani Adem'le mücadele ediyor. O friki golü de Adem'e yapılan faulden gelen bir gol. Adem'in mücadelesi de ortada. Bu kadar Adem. Yani Adem'den bir şapkadan tavşan çıkarı gibi böyle bir şey çıkartamazsınız başarı anlamında. İyi mücadele ediyor. Belli bölümlerde de iyi katkı verdi. Evet, katılıyorum sana. Ama Galatasaray'ın yeni sezonda yeniden yapılanması konusunda ciddi adımlar atması gerekiyor. Hedefleri olmayan oyuncularla ayrılması gerekiyor. Örneğin benim itiraz ettiğim bir konu var.
kulübü şikayet etmiş. İddianame çekmiş. Mariano sezon, bir maç sonra haftaya Galatasaray'dan ayrılacak Mariano ilk 11'de başlamalı mıydı? Bence ilk yarının en kötüsü oyuncuydu. Kaptırdığı toplar. Trippic orada şey vardı. Brezilya basınına da açıklamaları var. Var işte yani. Ondan dolayı. Yani ben olsam oynatmazdım. 11'e de almazdım. Lines oynasaydı sahibi. Kusura bakma. Yani Galatasaray da bu kadar sene çalışacaksın. Şampiyonluk yaşayacaksın. Önemli işleri imza atacaksın. Galatasaray'dan alma paran mı kalmış? Gitsen de alacaksın. UEFA senin yanında zaten. Tabii. Yani hangi futbolcunun parası kalmış ki almamış? Ancak karşılıklı anlaşmaları yaparsan sen ben alacağımdan feragat ediyorum diyorsan bu paraları almasın. Öyle olmadığını alacağım varsa zaten. Sonuna kadar alacaksın zaten. Tabii. Yani bunu ödemese Galatasaray UEFA'dan ceza alır. Aynen öyle. Yani genel anlamda ama kötü oynadı Mariano. Bir tane maç kaldı. Yani bundan sonra Galatasaray bu galibiyet belki o kötü gidişe bir nebze dur demiştir. Ama sonuçta Galatasaray üçüncülük şansını taze tuttu. Yani üçüncülük şansını taze tutsa dahi yani son haftalara şansını bıraktı. Üçüncülük şansı bence Sivas'la Sivas Gençler değil. Birliği maçı var. Yani Sivas Gençler Birliği rahatladı. Küme düşme tehlikesi yok. Daha rahat oynayacaklar. Sivas bu stresi yaşayacak. Ama Sivas'ın Fenerbahçe galibiyeti bence çok büyük avantaj oldu kendisi tabii. Adına. Yani üçüncülükte tabii şu arada iki hafta sonra Kasım vereceği karar da ender önemli. Yani herkes tabii. Bir hesap yapıyor da bugün Kas'tan doğru bir karar çıktığı takdirde Sayın Ahmet Ağoğlu da açıklamalar evet. Yaptı o konuda. Onu evet. Da ilerleyen bölümde, ikinci bölümde konuşuruz zaten. Ama hani UEFA'nın falan tavrının da sert olduğunu Kas Mahkemesi'nde ona da vurgu yaptı Sayın vallahi Başkan. Ben sana söyleyeyim mi? O zaman Manchester'ın hiç cezasının kalkmaması lazım. Mourinho'nun yani, falan açıklamalarını tabii yani o zaman kalkmaması lazım. Sen 30'dan 10 milyona parayı indiriyorsan demek ki bir arıza var ki indiriyorsun. Levent abi ikisinin dosyası farklı. O 5 yıl aşamaya girmiş City'nin olayı oradan kalktı. İkisi farklı dosyalar. Tamam anlatamadım. Ben şikayet etmesini anlatıyorum. Şimdi Milan takımı kalktı. Milan aynı dosya değil mi? Hayır sen City örnek verdin ya. Ha, mesela diyorum buna abi. İtiraz edenler kim? Real Madrid'le Liverpool itiraz etti. Öyle değil mi? Mourinho itiraz etti. Ondan dedim hocam yani burada onlar bu işin doğru olmadığını doğru söylüyorsun. Savundu. Ülkede hiçbir takım da almasın. Katılıyorum sana. Ben ayrı dedim oraya bir anladım biliyorum not, yani. Bir şeyim de ikisi farklı. Mutlaka sen de biliyorsundur. Ya büyük ayrı oluyor. Dosyalar yani ikisi City ile Trabzonspor'un ikisi evet. Çok farklı yani. Hocam Milan'la biraz daha belki. Milan benzer. Milan'la çünkü 5 yıl aşamaya evet, evet. Uğradı. Doğru biliyorum. Hayır ceza indirmesine şaşırttı. Doğru söylüyorlar. 30'dan 10'a düşüyorsan demek ki bir arıza var yine. Tabii, tabii abi. Tabii. Gaziantep Kasımpaşa maçının 2-2 sonuçlandığını ekranında yansıyor söyleyelim. Gaziantep öne geçmişti. Kasımpaşa 2-1 yaptı. Uzun sürede öyle gitti maç. O maçta da yine enteresan kararlar. Bu sene zaten herhalde akıllarda öncelikle hakem hataları kalacak. Öyle bir garip, enteresan bir sene oldu ama biz yine VAR'a rağmen oldukça, oldu. VAR'a rağmen. Ya bu ama sezonun VAR Türkiye adına bu sezon. Bilmiyorum hocam bu sene Türkiye adına VAR'ın verdiği en yanlış ne biliyor çizgi ya. Trabzon'da atılan çizgi. Tabii, o da var. Bir de geçen sene de VAR çok kötü kullanırdı. Yani bence bu sene daha kötü hocam. Bu evet. Sene daha kötü. Geçen sene de çok oyun durdu. Hatta Yusuf Namoğlu geldiğinde konuşmuştuk. Geçen sene Avrupa standartta biz 99 dakika ortalamamız. Bak 99 ama dakika. Ama İFAP anladığım kadarıyla şimdi yine hani durabilmesine imkan sağlayacak bir müdahale şansı getiriyor. Yani diyor ki VAR'daki hakem gel bak bence şimdi diyemiyor işte bence. Diyecek gel artık. Bak bence burada şöyle bir sıkıntı var diyebilecek dedi ya, Yusuf Namoğlu hatırlarsın. Ya İFAP bakalım yani etli sütle de karışmıyor Ender biliyorsun hiçbir şey karışmıyor. Mesela Hollanda'da bazen açıkladılar. Mesela bir pazartesi salı normal mesela maç seçiyorlar. O maçla ilgili VAR kayıtlarını açıkladılar. Yani o konuda ne yapıyor İFAP? Diyor ki tavsiyede bulunuyor. Mesela Türkiye'de bunun açıklanması gerekirdi. İtalya'da ne oldu? Süper Lig'de İtalya Serie A'da bütün teknik adamları toparlayıp basınla beraber bir açıklama yaptı İtalya MHK'si. Yani oradaki hakemler direkt işte VAR nasıl kullanılıyor diye. O zaman
İşte gerekli Ancelotti Napoli'yi çalıştırıyordu, şikayetlerini dile getirdi. Yani Türkiye'de de böyle bir şeffaf görüntünde olması gerek. İtalya'da sana katılıyorum. Bu seneki pozisyonlar da tartışıldı. Verilen penaltılar tartışıldı hocam. Verilen faul kararları tartışıldı. Her yerde ama VAR da, VAR bence maçı yöneten hakemler tarafından idare edilmemesi lazım. Bu başka bir alan. Burada uzmanlaşmak gerekiyor Ender. Burada uzmanlaşacak kişiler futbolun içinden gelebilecek, doğru hiçbir taraf tutmadan adaletli, vicdanlı bir şekilde karar verecekler. Evet. Görüntüler geliyor. Peki. Ama bir hakem şimdi VAR'a maçı FIFA kokartlı bir hakem yönetiyor. VAR'daki FIFA kokartlı değilse ona müdahale edemiyor. Evet. Çok konuştuk. Hep konuşmaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor. Umarım bir yerde artık sonu gelir. Bu maça ilişkin gündemden, sıcak gündemden hareketle konuşalım. Bu arada Erman Toroğlu da geldi yazısını tamamlayıp. 8 hafta sonra gelen bir Galatasaray galibiyeti. İlk yarıda iki takım adına isabetli şut yok. Birer isabetli orta var. 45 dakika. Biz Erman Hocam'la devre arası programını yaparken yorulmalar başlayınca, boşluklar artınca ikinci yarıda hatalar ve peşi sıra goller gelir dedik ki hep aynı senaryoyu yaşıyoruz son haftalarda pandemi sürecinden sonra. Öyle oldu. 4 gol oldu. 3'ü Galatasaray'dan. Ve şu pandemi sonrası Galatasaray performansını ekrana verdi arkadaşlarım. 8 maç aradan sonra Galatasaray galibiyeti hatırlamış oldu böylece. Evet, tabii Galatasaray 3-1 yendi diye yani tebrik etmek gerekir. 8 hafta dediğin gibi sonra galip geliyor. Esasen puan yani cetveline baktığımızda her takım için bir bakıyorsun puan cetveline işte. Aldığı galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, attığı 7 gol. Galatasaray'ın orada beraberliğine baktığında Galatasaray'ın bu sezonki özeti. Son 2 sezonda sarı kırmızılar 12 tane beraberlik almış Ender. Bu sene 10 tane beraberlik almış. Şampiyon olduğu son 2 sezonda bir sezon 3 beraberlik, geçen sene 9 beraberlik. Şimdi bu sezon 10 tane beraberliği var. Şimdi Galatasaray takımı demek ki ne en büyük sıkıntısı? Üretmekte sıkıntı yaşıyor. Galatasaray takımı Falco alınmış, Andone alınmış. Şimdi bir de Adem Büyük alındı. Adem Büyük baktığında evet bugün penaltı kaçırdı ama onlardan aldığı süre anlamında 7 tane gol attı. Yani süre anlamında onlardan daha iyi bir istatistiği var. Büyük beklentilerle hayal kurulan işte Falco ve de onun yedeklenmesi Andone'ydi. Romanya milli takım oyuncusu hepimiz milli gibi performans veremedi. Yani Galatasaray takımı aynı zamanda işte Babel evet ilk kere oynadı gitti. Sonra Onyekuru geldi sıtma oldu sonra sıkıntı sonra tekrar kulübü istedi. Sağda Feghouli formsuz. Yani Galatasaray takımı orta saha hücuma destek iyi değil. Yani Galatasaray takımı daha önce problemi çözen top ayağında girişken saldırgan bir takımdı son 2 sezon şampiyon olduğunda. Ama bu sezon 10 tane beraberlik ne demek biliyor musun Ender şu ana kadar? Yaklaşık 3'te 1 maçta Galatasaray takım berabere kalmış. Berabere kalırsan hedefine gidemezsin. En büyük sıkıntı bu. Ve de ligin özeti bugün neydi biliyor musun Galatasaray adına üretememek? 2 tane kaçırılan penaltı sanki özetiydi. 2 tane penaltı atamıyorsan yani Galatasaray gibi şampiyonluk hayaliyle zaten son 2 sezonun şampiyonu sezona başlıyorsun. Yeni transferler yapıyorsun. Ve de daha güçlü bir kadro kuruyorsun hem Şampiyonlar Ligi hem lig için. 2 tane penaltı kaçırması yani hücum oyuncuların evet Belanda belki şu ana kadar yani tek penaltı kaçırdı Göztepe maçında attığı penaltılardan. Ama özellikle 2 tane penaltının bu maçta kaçırılması hücum anlamındaki etkisizliğini de Galatasaray'ın. O aldığı 10 tane beraberliğin neticeye ulaşamaması yani saha içindeki hücum özetini de ligin boyuna baktığımızda net bir şekilde anlatıyor. Sanki biraz o mental dağınıklığında göstergesi. Ya bir de onunla çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yani bu takım özellikle enerjisi düşük bir takım. Bakma 3-1 yendi ama yani o ruh yok. Yani iddialı bir takım değil. Burada en büyük gücü Galatasaray'ın özellikle son 2 sezonda evet Fatih Hoca'nın vardır oyuncuların ama en büyük emek kiminmiş biliyor musun? Taraftarın. Bak taraftarı olmayınca bu kadro düşünebiliyor musun bu oyuncular taraftarsız adım atmıyor. Sağda ruhsuz bir görüntü çiziyordu ama taraftar o güçlü içeride yarattığı ambiyansla son 2 sezonda şampiyon olmasında birinci etken olduğu da çıktı ortaya. Evet Erman abi devre arasında yani tatsız bir maç olduğunu vurgu yaptık. Ama ikinci yarıya ilişkin de hani hatalar ve goller beraberinde gelebilir dedik. Goller geldi, 4 gol geldi. İlginç ve tartışılacak kararlar da var. Bakıyorum sosyal medyadan iki takımın taraftarları da çok sayıda mesaj paylaşmış. İtiraz ettikleri pozisyonlar da var. Şöyle bir
ortamda bile yine hakem endeksli, VAR endeksli. Yani hani şöyle bir ortamda dememden kasıt, hani şampiyonluk yolundaki bir maç değil. O hedefli bir maç olmaması. Ama yine hakem endeksli sorular, değerlendirmeler ve sıkıntılar ön planda. Biz öncelikle tabii Galatasaray'ın 8 maç aradan sonra kazanmasının ve puanını işte 55 yapmasının önemine vurgu yaptık. Sen şunlar bence ön plandadır diyecek misin bu maça ilişkin? Şimdi iki maçı da uzun süre beraber izledik. Sana telefon daha çok görüyor tabii, idareci olduğun için. Bir şey maçına bakıyorum, Gaziantep Kasımpaşa maçına, bir Galatasaray Göztepe maçına bakıyorum. İki maçın arasında en az 3-4 gömlek fark var. O maç daha kaliteli oynanıyor, daha akıcı oynanıyor, daha bir şekilde oynanıyor. Bu maç şekilsiz oynanıyor. Mesela Galatasaray hücum ediyor gözüküyor, fazla pas yapıyor gözüküyor, etkili değil. Kasımpaşa geliyor, vitaminsiz geliyor, sana gösterdim bir iki kere. Soldan akın yapıyorlar, sağdan Galatasaraylı oyuncular geldi 5-6 tane. Kasımpaşalı oyuncular Santra'yı 10 dakika Göztepe. Sonra geçtiler. Göztepe'li oyuncular Santra'yı 10 dakika sonra geçtiler. Evet, dedim. Bak daha yeni geliyorlar. Evet, desteğe bak dedin. Sonra Galatasaray golü atınca bu sefer onlar çabuklaşmaya başladılar filan. Yani iki takım da iyi değil sorarsan. İki kötünün iyisi kazandı, öyle diyeyim. İki kötünün iyisinden bir tanesi kazandı. Hakikaten pandemi döneminden sonra zaten en az puan alan iki takımdı. İkişer puan değil mi arkadaşlar? Yanlış söylemiyorum. Hocamın dediği gibi Kasımpaşa'ydı. Hep oynadığı maçlarda keyif verdi. Şu anda Kasımpaşa hakikaten iyi oynuyor. Takım olmuş. Kasımpaşa takım olmuş. Ya. Herkes birbirini tanıyor. Orada Fuat Hoca önemli iş yaptı. Mesela orada da bir olay gördüm. Kaçıncı dakikaydı bilmiyorum. 62. dakika. Gaziantep'li oyuncu gitti bir bastı abi. Kasımpaşa'da mı? Gaziantep'li oyuncu bastı. Tabii tabii Gaziantep. Değil mi? Şu kesik kayarak kırmızı. Uzak. Yani var. Kırmızı mı hocam? Ben görmedim. Net kırmızı. Evet tamam, bitti işte. Hoca diyorsa yani, tamam. Ayak bileğin üzerinden böyle. 2-1 bak. O sırada maç. Ya yani siz hakemler diyorsunuz tabii, konuşacağız da. İşte Futbol Federasyonu beni mahkemeye veriyor ya bu konuşmalardan dolayı. Savcıya veriyor mahkemeye dedim. Savcıya evet, veriyor. Savcı reddediyor. Yani artık savcıya bu aslında şunları savcının önüne götürüp koysak savcı döner. Onlara şey verir, 62-22 verir ya. Bana öyle geliyor. Milleti bu hale getirmekten dolayı. Vallahi diyorum ya. Yani biz az konuşuyoruz, ben sana söyleyeyim. Ama ne konuşuyoruz? İşte görüntü yok birbirimizden burada. Tatmin ediyoruz. Aslında görüntü olsa konuşmaya gerek yok. Hocam görüntü olmadan olanlar da pozisyonları versek, ikiye bölsek, böyle konuşmaya gerek yok. Hocam kendini görüntü görsek, ben görüntüleri ikiye görüntülü bölsem. Görüntülü olanı konuşanları görsen şok olursun hocam. İnan bana var ya, görüntüyü olanlar, görüntüye sahip olanların pozisyonları nasıl yaptıkları yorumları konuşsan hocam nasıl konuşacaklar? Ya hocam Allah aşkına ya. Hocam nasıl konuşacaklar? Bir yerlere birileri konuşma diyor onlara. Hocam o zaman nasıl konuşmasınlar ya. Bizim fikrimize mi dalga geçiyorlar hocam? Zihnimize mi dalga geçiyorlar? Biz de görüyoruz aynı pozisyonları. Sen de görüyorsun görüntü bize. Görüntü bizde olsun. Allah. Hiç konuşmayacağız. Hiç. Böleceğim ekranı. İki tane göstereceğim. Beyler ne diyorsunuz? Devam. Ne diyorsun? Devam. Güncan'la konuştuk ya. Evet. Bizim programda var mı o özet? Hazırda var mı arkadaşlar o bölüm? Söyledim. Bu kambura yatma olayı. Kambura yatma bölümü. O konuşmayı bir verseniz. Daha iki gün önce. Tabii ya. Perşembe günü. Tabii ya. Verin çocuklar o bölümü lütfen. Ben sana söyleyeyim mi? Topçu senin vereceğin 2-3 karardan sonra seni anlıyor. Bu bilmiyor diyor. Mesela Türkiye'de hakemlerin bilmediği kambura yatma. Vermiyorlar, inanamıyorum ya. Adam evet. Gösteriyor. Gösteriyor. Çıkmıyor var ya. Bir de o çıkıyor. Ters tarafa değerlendiriyorlar bir de. Böyle yapıyor. Korkuyor ya. Uyanık böyle yapıyor. Yani korkuyor. Lan şey foul. Şimdi ben yani 1955'ten bu yana çıplak gözle futbol seyretmeye başlamış, 57'den beri de izleyip yazmaya başlamış biri olarak inandığım şey şu: iki kural kalktı. Kambura yatma kalktı bir, makası alma kalktı iki. İki bek iki yandan
çapraz girdiniz mi? Senin zamanında vardı. Dırt. Faik Hoca düdüğü çalar. Faal verirdi. Makas aldırız. Forveti diye. Faik Bakay. Rahmetli. Oldu arkadaşım. Yani şimdi, buyurun. Şimdi bunlar şey yaptı. Kullanılmaz oldu ve ben buna dair bir FIFA yorum değişikliği de okumadım. Yok, hiçbir hayır. Biz bunu konuştuk. O yayıncı kuruluşlar, TRT'de var değil mi görüntü? Dakika 54. Getirsinler. Çoluk çocuğa fayda sağlar hiç olmazsa. Seri, Napoleon'i takım bakım önemli değil. Futbol yani pozisyon önemli. Ben futbolcuların isimlerini de buraya yazdım. Unutmayayım diye. Şeyden, Göztepe'den Napoleon'i, Galatasaray'dan şey, Seri herhalde değil mi? Evet. Ya Seri geliyor, koşuyor. Yani görüntü olsa isim de söylemeyeceğim. Beni takım ilgilendirmiyor. Ayağına basıyor. Napoleon'i bakıyor ki yükselemeyecek kaldı. Şimdi Galatasaray topçu çıkıyor vuracak. Napoleon'i yönelik böyle yapıyor abi. Eğiliyor. Galatasaray topçu beyin üstü düşüyor. Tabii eğildikçe kolu bile kırılabilir. Tabii. Boynu altında kalabilir. Foul'ü Göztepe atıyor. Napoleon'i foul attı. Ya bakın bu bir gol kadar önemli bir olay. Bu olay. Bu da ABC ama. Niye yani biliyor musun? Çünkü bu futbolun A'sı B'si C'si ya. Bunu çözemeyen bir adam nasıl hakem yaparsın? Ama Napoleon'un kafayı tuttu hocam orada. Sen ona dikkat etmedin. Ya bak kol ya kırılır. Darbe edin sen etti tabii ya. Kol kırılır ya. Tabii, kol tabii. Kırılır. Kafa boyun altında kalırsın. Ya illet oluyorum ya. Çok basit bir olay ya. Futbolcu çıkıyor öteki de uyanık. Şu hareketi yapıyor. Abi. Tam kambur çünkü sen çıktığın için. Üstüne düşüyorsun. Kontrolsüz düşüyorsun. Çarpmışsanız kontrolü düşeceksiniz. İşte ders ya bak. Hıncal'la konuştuk ya bunu. Dış günlerce konuştuk. Ders. Görüntü yok dedin. Gene görüntü yok. Mesela Ömer Bayram. Ya arkadaş bir adam bu kadar kendini atar mı? Ayıptır ya. Ayıptır. Ulan o kalçayla o vücutla dokundu mu gidiyor ya. Dokundu mu gidiyor. Hakemi de aldatıyor. Seyirciyi de aldatıyor. Yapmayın bunu ya. Hırsızlık bu. Pozisyon hırsızlığı. Bak isim veriyorum. Yapmayın abi. Hakemler o taraftan öyle. Futbolcular bu taraftan. Kimseye niyetli değil ki. Kimseye niyetli değil abi. Bakıyorum. Valla işte konuşacağız gideceğiz ya. Bir maç daha konuşacağız. Haftaya bitecek. Zaten yarın şampiyonluk belli olur. Haftaya bitmez hocam. Başakşehir nasıl şampiyon oldu? Pandemiden. Niye? Seyirci yok. Zaten. O seyirciye, o seyircisizliğe alışkın bir takım. Medyası da yok. O seyircisizliğe, medyaya, medyası alışkın. Bunlar seyirciye alışkın takımlar. Bunlar seyirci olmazsa ekmek su yok bunlarda yani. O havayla oynayan takımlar. Öteki de seyircisiz oynadı abi. 5 senedir oynuyor. Rea hocam dedi seyirci olmayınca siz mi dediniz? Ben dedim. Hocam? Çok farklı diye Galatasaray. Avantaj oldu yani. Şimdi Türk Telekom Stadyumunda böyle mi olurdu bu maç? Bu maç da olmazdı Ender. Galatasaray ilk pandemi işte başlamadan önce son maçı içeride Beşiktaş'ta oynadı derbi. O maç bile farklı olurdu. Ha futbolu Beşiktaş denebilirdi ama şey. Galatasaray özellikle itici gücü, enerjisi yani son iki sezonda en büyük etken şampiyonlukta az önce de söyledim. Bana göre taraftarı birinci sıraya yazarım. Tabii ki Fatih Hoca'nın da futbolcuların da başkan yönetimin emeği var. Bütün çalışan personelin ama taraftarın da ne kadar güçlü olduğu da ortaya çıktı pandemi sonrası. İki şampiyonun birincisinde son maçıydı hocam. Katılıyorum. Yazımın başlığı şuydu. Bu şampiyonluk taraftarın şampiyonluğudur demiştim. Bir sıraya koymuştum. İkinci senede de oldu. Doğru. Ama şu gerçek de var. Top oynadığın için de bu Ermen abi de bu tarafı da bildiğiniz için söylüyorum. Yani biz de dedik ama onlar daha fazla profesyonel oynadılar. Şimdi Galatasaray takımı bir ara bir Fenerbahçe maçından dolayı ceza almıştı Ardalar'ın oynadığı dönemde. İçerideki seyircisi maç oynamıştı hatırla. O maçların üçünü de kazandı. Biraz bu oyuncunun kafa yapısıyla da orantılı hocam. Yani bu pandemi varmış diye iyi çalışmazsan, kendi elinde onunla da bu işleri hazırlamazsan, konsantre olmazsan seyirci tabii ki destek ama seyircisi de oynamayı öğreneceksin. Yani Galatasaray o dönemdeki oyuncular bu refleksi göstermişlerdi. Bugün bu oyuncular bunu göstermediler. Bir de kabul edelim ki çok kıymetli para verdiğin çok değerli oyuncular sana hizmet vermediler. Falco vermedi. Onlar öyle da mi? Performans oyuncusu. Yani evet. O parayı niye veriyorsun genelde? İşte atan tutan diyoruz ya. İşte 10 numaralar sonucu değiştiren rakip ceza sahası içinde problemi çözen oyuncular için değil mi Ender? Kariyerini etkilemesi aynen için aldığın ya, oyuncular. Onlar performans tabela oyuncusudur, eşlerdir. Evet.
Yani seni orada hedefe götür. Hocam yani, işte Falcao bu sene 22 maç kaçırmış. Yani. Gelmesemiş daha iyiymiş ya. Yani 34 maçın 22'si değil mi? Nasıl geldiğini hatırlıyoruz. Evet. 12'sini oynamış. Yani ya. Şeyler de var tabii. Hayır tamam da abi ben bir şey fark etmez ki bana hizmet vermiş mi? Ya şimdi oynayınca gol attı. 10 golü ligde var, 1 golü kupada var ama oynamıyor ki. Tabii oynamıyor. Adam geldi. Oynamıyor. Bir de oyuncular çok şimdi oynamadığı zaman bunu konuşur Ender. Çok büyük rakam vermişsin. Oyuncuları alan en iyi oyuncundan çok daha önce üstünde. Çok üstünde rakamlar. Şimdi garanti para, maç başı yok. Şimdi bu kadar para veriyorsun. Oyuncular bunu ister istemez. Soyunma odasında hepimiz orada. Yani konuştuk. Senelerdir de konuştuk. Konuşulur. Aynen. Ya işte aldılar yabancıyı şöyle böyle işte görüyor musun? Bana az para verdiler. Ne oldu? Golü yine biz atıyoruz. Misal. Tabii. Yani mutlaka o soyunma odasında konuşuluyordur. Seri diyor ki işte kritik bir galibiyet alındığına ve uzun süredir kazanamayan takım için bu 3 puanın önemine vurgu yapıyor. 2 penaltı kaçırdık. Maç öyle bitseydi güvenimizi kaybedebilirdik demiş.